Hemen her yerinde Selçuklu döneminin en güzel mimari eserlerinin izlerinin görülebildiği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı güzel bir yurt parçasıdır Sivas. Daha sabahın erken saatleri ve günün telaşı henüz başlıyor. Bundan sonraki hedefim olan Hafik'e doğru yola çıkmadan önce bu güzel kentin sakin sokaklarını keyifle turlamak bugün yapılacaklar listemde ilk sırada. Ardından yaklaşık 37 kilometre uzaklıktaki Hafik ilçesine geçip doğadaki turlarıma başlayacağım. Anadolu, dünyanın en eski yerleşim noktalarından birisi. Bunu artık bütün dünya biliyor. Ve her geçen yıl Anadolu'da bunu gösteren izler ortaya çıkartılıyor. Ve tarih kitaplarındaki bilgiler tekrar yeni baştan düzenleniyor. Buraya gelen halklar, kendilerinden sonra gelenlerle daima mücadele etmek zorunda kalmışlar bu yüzden. Şimdi işte yerleşim açısından, insanların tercihi açısından çok önemli bir noktada bulunuyorum. Hafik'teyim. Neden önemli? Burası uzun yüzyıllar boyunca İpek yolunun üzerinde durmuş. Bir duraklama noktası. Bir de çevrede su çok var. Dolayısıyla buraya yerleşen halklar hiçbir zaman buradan ayrılmak istememişler. Ancak işin bir de diğer yanı var. 1990'da yapılan sayımda nüfus yaklaşık olarak 28 bin iken 2000 yılında yapılan sayımda 21 bine düşmüş. Yani 7 bin kişi burayı, bu güzellikleri bırakmış ve belki iş bulmak için başka sebeplerle şehre göçmüşler. Arkalarında ne mi bırakmışlar? Bence bir cennet. Hafiye, suyun yeryüzüne yaptıklarını, yeryüzünün suya yaptırdıklarını görmeye geldim. Ne demek istediğimi gezinin ilerleyen bölümlerinde siz de anlayacaksınız. Gidenlerin arkasında nasıl bir cennet, sessiz bir cennet bıraktığını sizler de göreceksiniz. Göçmen yaban ördeklerinin göçmeyi bırakıp yerleştiği ve evcilleştiği Hafik'ten göç sürüyor demiştik. Oysa daha ilk Tunç Çağı ve Kalkolitik dönemlerde buranın bir yerleşim yeri olduğu geride kalan izlerden anlaşılabiliyor. İlk yerleşim bulgularına Hafik Gölü'nde kuzey kıyıya yakın bir yerdeki Pılırhöyük'te rastlanmış. 1944 ve 1945 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Enstitüsü'nden Dr. Kılıçkök'ten burada iki kez kazı çalışmasında bulunmuş ve Hafik Gölü'nün ortasındaki höyükten göl tabanına doğru bir sondaj gerçekleştirmiş. Bu sondajdan elde edilen malzemeler, Pılırhöyük Adacığı'nın değişik devrelere ait katmanlardan oluştuğunu ortaya koymuş. Yapılan kazı çalışmalarında çakmak taşından minik uçlar, baskı çentikli orak dişlikleri, el değirmeni taşları, tokmaklar, kum taşından yapılmış idoller ve hayvan kemikleri bulunmuş. Bunların Neolitik, Kalkolitik ve Bakır Çağı'na ait oldukları saptanmış. Ancak bu araştırmada hiç beklenmeyen başka bir gelişme bütün kazı ekibini şoke etmiş. Kılıç Hoca en alt tabakada dikine yerleştirilmiş tahta kazıklar olduğunu fark etmiş. Böylece Pılır Adası'nın yerinde bir zamanlar kazıklar üzerine yerleştirilmiş göl evlerinin varlığı ortaya koyulmuş. Pılırhöyük daha önce İsviçre'deki Zürih Gölü ile Alp Gölleri'nde birçok örneği keşfedilen Palafit adı verilen göl evleri türündeki yerleşim tarzının Türkiye'deki tek örneği olma özelliğini taşıyor. Ancak Hafik'te bulunan ve Anadolu'daki yerleşim örneklerinin yanında çok farklı duran bu alan yüzlerce yıldır olduğu gibi toprak altında bekliyor. Doğal olarak da Hafik bu kültürel hazineyi başkalarına göstererek alabileceği karşılığı alamıyor.
Bir yanım Hafik, diğer yanım Kızılırmağın içinde kıvrıla kıvrıla dolaştığı bozkır. Baktığım her yerde ilginç doğa sentezleri var. Örneğin bu baharın etkisiyle yeşillenmiş uzayıp giden düzlükler aslında susuz ve ağaçsızdır. Cılız su kaynaklarının kenarında hayat bulabilir ancak birkaç kavak ve söğüt ağacı. Burada ise düzlüğün ortasında birdenbire parıldayan suyu ve çevresinde fışkıran yeşillikleri görmek hiç sürpriz değil. Hal böyle olunca bir çekişmedir başlar yeryüzü ile yer altındaki su arasında. Kimi zaman kayalar gizler suyu, kimi zaman su yutuverir üstündeki taşı toprağı. Reşid'in deniz çöküntüsü de bu çekişmenin sonucunda ortaya çıkmış. Hafik Gölü'ne çok yakın olduğu için Reşid'in Deniz adı verilen çöküntü bölgesine uğramak istedim. Çünkü çok merak ettim arazinin yapısını. Geldiğimde gerçekten çok ilginç bir yapıyla karşılaştım. Burası sürekli bir çökme halinde ve hemen arkamda bir su var. Oldukça yüzeye yakın bir su. Sürekli olarak kayaları eritiyor olmalı. Ayrıca dikkatimi çeken başka bir şey daha var. Taban suyu seviyesi oldukça yüksek. Bu da sürekli olarak buradaki yumuşak kayaları eritiyor, rahatsız ediyor olmalı. Gezimizin ilerleyen bölümlerinde zaten bununla ilgili daha fazla örnek göreceğimizi sanıyorum. Hafik ve çevresinin yazılı tarihi Anadolu'nun yazılı tarihiyle aynı. Hititler, Balkanlar üzerinden gelen Frigler ve daha sonra onların egemenliğine son veren Persler, Hafik'i de içine alan bölgede güçlü egemenlikler kurmuş. Bölgede Roma İmparatorluğu M.Ö. 2. yüzyılda etkisini göstermeye başlamış ve uzun süre devam etmiş. Bu bölge Roma İmparatorluğu için bir sınır bölgesi olmuş. 13. yüzyılda Hafik adı kayıtlara geçirilmiş. Türklerin Sivas'ta bıraktığı izler, onarılan küçük kaleler ve mimari yapılarla burada da devam ediyor. 1873 yılında Koçhisar olarak değişen adı 1926'da tekrar Hafik olarak onaylanmış. Ben Hafiklileri sıcakkanlılıkları, yardımseverlikleri ve misafirperverlikleriyle hatırlayacağım. Burada bulunduğumuz süre içinde bizi hiç yalnız bırakmadılar. Kızılırmak, burada taşıdığı alüvyonlarla geniş ve verimli topraklar oluşturmuş. Bu tür verimli alanların yakınında eski çağlardan kalan izler bulmak, araştırmacılar için sürpriz değildir. Bu hem tarım yapılan alanların korunması hem de güvenlik için gereklidir. Yazılı kaynaklar, insan yerleşim bölgelerinden biri olarak Kızılırmak kenarındaki Hayıt Tepe'yi işaret ediyor. Bugün tepenin eteğinde küçük bir köy, varlığın tıpkı eski çağlarda olduğu gibi toprağa ve hayvancılığa bağlı olarak sürdürüyor. Antik çağın coğrafyacısı Strabon, Sivas'ın doğusunda Büyük Kapadokya bölgesinde Kamis ve Kamisene ismiyle bir bölgeden bahsediyor. İşte o bölge şu anda Hafik'in bulunduğu bölge. Kamisene bütün Hafik'i kaplayan stratejik öneme sahip olan bölgeyi ifade ediyor. Kamissa ise bu bölgenin tam merkezi. Biz de işte o merkeze çok yakın bir noktadayız. Dışkapı Köyü, Hayıt Tepe, böyle tepelik yerler o dönem insanları için güvenlik açısından çok şey ifade ediyordu. Ben de yukarı çıkacağım. Bakalım onlardan kalan izler var mı yukarıda? Rüzgarlar geçen zamanla işbirliği yaparak burada bulunması gereken yapı kalıntılarının üzerini ovadan savurdukları ince ırmak toprağıyla örtmüşler. Yapılacak araştırmalar günün birinde buradaki yaşanmışlık izlerini belirginleştirecek.
Ancak görünür hiçbir iz olmadığını söylemek yanlış olur. Tepede burada yıllarca sürdüğünü bildiğimiz o eski yaşama ait izler pek görünmüyor. Belki de toprağın altında kalmış. Ancak yakında öyle bir şey var ki onu görmeden geçmek imkansız. Bir ırmağın kenarında tepede yaşamak çok güvenli tabii. Ama su büyük bir sorun. İşte su sorununu halletmek için antik çağın insanları çok ilginç bir çözüm bulmuşlar. Kızılırmağa kadar uzanan bir tünel inşa etmek. Peki o devrin teknolojisi buna yeter miydi diyeceksiniz. Eğer kayanın yapısı farklı olsaydı gerçekten bu çok zor bir işti. Ancak burada kaya yapısına baktığımda tamamen jips dediğimiz yumuşak bir malzeme görüyorum. Ve işte o dönemlerde bu tüneli açanların kullandıkları aletlerin bıraktığı vuruk izleri. Yani bu tüneli herhalde çok sayıda insan bir araya gelerek bir işbirliği içerisinde oluşturdular ve arka taraf tamamen bir uçurum. Oradan sürekli olarak aşağı inmeleri, su almaları imkansız. Dolayısıyla tepeden Kızılırmağa inen kısa bir yol yarattılar. Çok güzel yapmışlar. İleride ilginç şeyler var. Tünel aşağıya doğru devam ediyor ama inerken önüme ilginç şeyler çıkıyor. Onlardan bir tanesi de kayaların birbirlerinden bir miktar ayrılmış olması. Aşağı yukarı yarım metre, 60 santim kadar blok halinde kayaların birbirinden ayrıldığını görüyorum. Yani yeryüzü hareketleriyle bu bloklar aşağı doğru yavaş yavaş kayıyorlar. Ama tünel bozulmamış. Çok ilginç. Şans benden yana çünkü tünelin ağzından giren güneş ışınları neredeyse tünelin sonuna kadar ulaşıyor ve içeriği aydınlatıyor. Ancak kötü haber, tünelin sonuna geldik artık. Çünkü zamanın getirdiği yığıntılar, yukarıdan düşen taşlar tünelin ağzını tıkamış durumda. Oysa yolun yarısında bile değiliz. Bunun en az iki misli daha aşağıya uzanıyor olmalı ve aşağıda Kızılırmağa bağlanmalı bu tünel. Bu tünel o dönemde yaşayan insanlar için gerçekten çok ileri bir proje. Önce tasarlamışlar ve sonra gerçekleştirmişler. Gerçekten saygı duymamak elde değil. Ana kayanın yumuşak karakterinden kaynaklanan sürekli erime, görünür coğrafyada hızlı sayılabilecek değişiklikleri birbiri ardınca uygulamaya geçiriyor. Bu değişim sonunda büyük kütleleri de harekete geçirme gücüne sahip. Tünelin düzgün basamakları, kırıkların olduğu yerde birden düzenini kaybedip derinleşiyor. Bu da kaymanın tünel yapıldıktan sonraki yaklaşık 2000 yılda gerçekleştiğinin kanıtı. Bir başka dikkat çekici nokta ise tünelin eğiminin öğle saatlerinde içeriye en fazla gün ışığı alacak şekilde hesaplanmış olması. Burada Bozkır'ın kendisi sanki bir deniz gibi uçsuz bucaksız uzayıp ufka ulaşıyor. Tepeler kabaran sular gibi. Birazdan dalgalara bölünüp kıyılarda parçalanarak kaybolacaklarmış hissi uyandırıyor. Düzlüklerin ortasında ansızın beliren sular ise bu Bozkır denizine doğa tarafından serpiştirilmiş su adaları. Her birinin girintili çıkıntılı kayalıkları, Ege adalarını kıskandıracak kadar çok koyları var. Suyun içi ise hayat dolu. İşte suyun yeryüzüne verdiği en güzel formlardan bir tanesi. İki tane karstik çukur yan yana ve yer altından bağlantılı. Lota Gölü'ndeyim. Hafiye oldukça yakın bir noktadayım.
Bu iki dolin, karstik çukur, zaman içerisinde içerdikleri suyu sürekli olarak başka karstik çukurlarla paylaşıyorlar. Yani burada yer altından bağlantı halinde bir su sistemi var ve bu su sistemi sürekli olarak hareket halinde kayaları alttan eritiyor. Ayağımızın altında belki de göremediğimiz, fark edemediğimiz büyük mağaralar oluşuyor. Ancak üzerindeki kaya yapısı çok zayıf olduğu için birdenbire kayalar çöküyor ve çukurlar oluşuyor. İşte bu çukurların her birisi çevrede birbirinden güzel küçük karstik göller meydana getiriyor. Hemen yakında Güngörmez mağarası var. O da bir çökme sonucunda oluşmuş. Bir tek kötü görüntü gözüme takıldı. Hemen yakında Hafik Çöplüğü var. Bence Hafik Çöplüğü bu bölgeye pek yakışmamış. ...250 metre çapında daireler şeklinde olan iki göl birbirine aslında yaklaşık 500 metre uzaklıkta. Suyun en yüksek olduğu dönemde olduğumuzdan birleşmiş görünüyorlar. Suları tatlı olan bu iki güzel göl, sazan, tatlı su kefali, gümüş gibi balık türlerinin bolluğuyla tanınıyor. Bu suların altındaki karanlık dehlizlerde dev boyutlu yayın balıkları dolaşıyor. Hafik'te ovadan yükseklere doğru çıkmak, başka bir iklime yolculuk yapmak gibi. Hafik yerleşim alanı zaten deniz seviyesinden yaklaşık 1400 metre yüksekte bulunduğu için daha yukarı alınacak her metre büyük bir fark yaratıyor. Burada yeryüzünün suyla olan içli dışlılığı daha da belirginleşiyor. Yükseklerden gelen sular kayaların içinde buldukları boşlukları kullanarak ilerliyorlar. Yosunlu taşlardaki doğal çeşmeler sularını birbirlerine aktarıyor, eriyen kar sularının daha aşağı kotlardaki akarsulara ulaşmasına yardım ediyorlar. Öte yandan bu sular dağ zirvelerine kar tanesi olarak düştükleri o ilk saflıklarını giderek kaybediyor ve kayalardan söktükleri kalsiyum karbonatı yüklenerek bitkilerin dahi yararlanmakta güçlük çekeceği sertlikte kireçli sular haline geliyorlar. Hafik çevresinde dolaştıkça farklı coğrafi özelliklere tanık olmaya devam ediyorum. Ama bir yandan da farklı iklimleri yaşıyorum. Gürlevik Dağı eteklerine doğru yaklaşık 50 kilometre kadar tırmandım. 2000 metreyi aşağı yukarı buldum. Burada hava oldukça soğuk tabii ki. Gürlevik Dağı'nın eriyen kar suları hemen yanımdan görsel bir şölen adeta oluşturarak aşağıya iniyorlar. Ve ben Hafik'te dolaşmaya devam ediyorum. Aktaş Şelalesi sarp kayalıklar arasına yerleştiğinden buraya gelenler için bir mesire alanı değil. Bu yüzden doğallığını koruyor. Hafik çevresinde gezmeye başlamadan günler önce bir şey kaçırmamak için bir gezi planı hazırlamış ve gezi duraklarını burada bulunacağım günlere dikkatlice bölüştürmüştüm. Ancak her gezi içinde kendi sürprizlerini saklar. Bu da beni en çok mutlu eden şeylerden biridir. Bir söylenti, ayaküstü sohbetlerde ortaya çıkan ilginç bir bilgi sizi program dışına çıkarır. Düzyayla köyündeki bir linyit ocağında bulunan fil fosili ile ilgili bilgiye de bu yolla ulaştım ve programımı yarıda kesip düştüm yollara. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya işinden aldım ama kusura bakma, bir şey sormak istiyorum. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkürler. Buyurun. İyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyi, elhamdülillah. Bu bölgede bir kömür ocağının olduğundan söz ettiler. Doğrudur. Onu bulmaya çalışıyoruz. Bir yardım alabilir miyiz? Yakında bu karşıki bak hayvanlar oturuyor evler var ya, onların arkasında, tepenin arkasında eski kömür ocağı var. Faal durumda mı? Kapalı şu anda. He. Evet. Anladım. Çalışmıyor yani. Oralardan fosil falan da çıkmış diye haberler aldım. Ben de duydum fosil çıktığını da ben görmedim fosili. Anlatıyorlar yani. Anladım. Peki biz gidelim bakalım anlattıkları doğru mu? Tamam. Bir bakalım. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Sağ ol.
Bu yolu takip edersek? Bu yolu takip ediyorsunuz. Bak traktörün oradan dönen o yol direkt oraya gidiyor. Tamam. Arkadaş da size yardımcı olur. Ocağı işleten arkadaşın çocuğu. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. Şeydi. Sağ ol. İçinde kurbağaların bağırıştığı bu küçük su birikintisi aslında eski bir kömür ocağından geriye kalan çukur. Çevreye dikkatle bakıyorum. Buradan bir fil fosili çıktığına göre önemli bir yerdeyim. Belki de tarihsiz çağların bataklığının bir fili yutabilecek kadar tehlikeli ve derin çamuruna basıyorum her adımda. Burada mutlaka başka fosil izler de olmalı ama nerede? Şöyle mi porselenleşiyordu? Daha bunu şöyle kapalı renk. Hafiye çok yakın Düzyayla köyündeyiz şu anda. Bulunduğumuz yerden kömür çıkartılıyor değil mi? Linyit. Evet, yani. Evet. Kömür çıkartılıyor. Buradan kömür çıktığına göre şöyle bir geçmişe dönmek gerekecek. Yaklaşık olarak 5, 6 hatta 10 milyon yıl öncesini düşündüğümüzde burada çok gür ormanlar, bataklıklar, büyük göller var. Evet. Ki bu kömür oluşabilsin. Tabii. Ağaçlar suya düşsünler. Peyzaj tamamen farklı ve aynı zamanda burada yaşayan canlılar da canlılar çok farklı. Canlılar da tabii. Bugünkünden. Sözü oraya getirmeye çalışıyorum. Çünkü burada çok önemli bir buluntu yapıldı. Kömür çıkartılırken evet. Uğur ve babası Ebu Bekir Börklü burayı yıllarca kazdılar evet. Ve birdenbire bir gün karşılarına bir şey evet, çıktı. Evet, anlatsana evet. Hikayesini. Şimdi burada bu bölgede çalışma yapıyoruz biz, kömür çıkartıyoruz. Ne zaman başladı bu? Ocağın açılış yılı mı? 1975'te itibaren ocak işletmeye geçildi. Çalıştığımız dönemlerde sürekli buralardan kemikler, fosiller çıkmaya başladı. Ama siz galiba pek önemsemediniz evet, bunu. Tabii öyle ki mi? Yani biz tabii ki şimdi bilinçli olmadığından dolayı. Çünkü biriktirmemişsin, evet, koymamışsın evet. Bir kenara. Tam olarak değerini bilemediğimizden dolayı artık şey yapamadık. Sonra bir gün burada bu bölgede çalışırken bir mamut fosili dediler. Ama bölgede çalışıldı. Buraya jeoloji mühendisleri getirildi. Tam olarak nasıl bir tabakadan çıktı? Kömürlerin arasından mı çıktı yoksa? Yok, normal toprağın üzerinden çıktı. Kömürün arasından değil, kömürün ayrı bir yerinden. Çünkü kömürlerin arasından çıkması çok zor bir şey. O mümkün değil evet, pek. Yok. Fosil tabakasıyla kömür tabakası farklıdır birbirinden. Ayrı bir şekilde bu gördüğümüz şu bölgede çıktı. Ankara Müzesi geldi, aldı. Oradan sonra da İzmir'e gönderildi oradan. Ne kadar bir fosil çıktı? Yani filin ne kadar birlik bir bölümü çıktı? Filin çene yapısı komple dişleriyle birlikte çıktı. Bayağı bir omuzdan itibaren. Bu defanslarıyla. Gövdelerinin geri kalanı çıkmadı. Yok, çıkmadı. O büyük bir ihtimalle hala toprağın altında. Olabilir, olabilir illaki. Ben başka fosil alanlarında da, memeli fosillerin bulunduğu alanlarda da dolaştım. Oralarda da çok yoğun fosiller buldum. Ancak burada o yoğunluk yok. Sizin bulduğunuz kömür katmanlarına ait izler, kömür parçaları... belki bir ihtimal bir kemiğin yüzeyinden kopmuş bir parça olabilir diye aldım. Ve tabii güzel taşlar. Bunlar dışında çok fazla bir şey göze çarpmıyor. Bu da belki de şunu gösteriyor. Burası çok geniş bir alan. Çok geniş. Büyük evet. Bir bataklık. Büyük. Uçsuz bucaksız belki de. Evet. Ve fosiller çok dağınık. Araştırılması gereken bir saha. Bir de şimdi 10 yılı geçti şu anda çalışmıyor. O yüzden de tabii ki rastlanamayabilir yani tam olarak da. Şu anda ocak 10 yıldır ki çalışmıyor. Ocağı çalıştırmaya başladığınızda tekrar i̇nşallah, böyle bir şey inşallah. Çıkacak olursa bizi de çağır. İnşallah. Yetkililerle birlikte biz de tanık evet. Olalım. Sağ ol. Hafikli dostlardan sürekli olarak gideceğim yerlerle ilgili düşüncelerini ve daha başka görmemi tavsiye edecekleri yerler olup olmadığını öğrenmeye çalıştım. Hemen hemen hepsinin aman görmeden gitme dediği yere doğru yolculuğum. Ben de buraya gelmeden önce gördüğüm fotoğraflarından çok etkilenmiştim. Hafik'in kuzeyine doğru biraz yükseliyorum. Çevredeki değişiklik çok çarpıcı. Ağır geçen kışın izleri hala duruyor. Ama daha önemlisi... Bitki yoğunluğundaki gözle görülür artış.
Yapılan araştırmalar Sivas'ın da içinde bulunduğu coğrafyanın 3. zamanda şekillenmeye başladığını gösteriyor. 3. zaman çok ilginç bir zaman. Dehşetli yanardağ patlamalarının olduğu, dünyada tektonik hareketlerin devam ettiği bir çağ ve oldukça uzun bir dönem. İçerisinde başka çağları da barındırıyor. İşte bu dönemde Hafik ve çevresinin de içinde bulunduğu coğrafya şekillendi. Bu arada sadece burası değil, dünyada Pireneler, Ant Dağları oluştu. Anadolu'da Erciyes, Süphan ve Toroslar yine bu çağlarda oluştular. Arkamda çok güzel bir göl var. Şimdiye kadar gördüğüm göllerin renginden farklı bir su rengi görüyorum burada. Ayrıca gaz çıkışları var. Demek ki oldukça derin bir göl, bir yeryüzü çatlağı. Zaten adından da bunu anlamak mümkün. Sular yukarıdan, kar suları eriyerek geliyor ve göle katılıyor. Ancak burada kalmıyor. Gölün suları yine bir yarıktan başka bir yolculuğa çıkıyorlar. Burada gördüğüm çöküntülerin birbirine benzemesi beklenmedik bir şey olmazdı. Sonuçta hepsini oluşturan jeolojik şartlar aynıydı. Ancak beklenenin aksine gerçeğin böyle olmadığını fark ettim. Bu küçük su kütleleri yüksekliğe, suyun yeraltı şartlarından etkilenme derecesine, yenilenme hızına ve benzeri şartlara göre birbirlerinden ayrı karakterler sergiliyorlar. Bu aynı zamanda içerdikleri canlılığı da etkiliyor. Dipsiz kuyunun çevresi yemyeşil. Su üzerinde yoğun mikroskobik canlılık fark ediliyor. Gölün suyu sürekli yenileniyor demiştim. Şimdi birkaç yüz metre ilerideki sese doğru ilerleyerek suyun fazlasına ne olduğuna bakalım. Hafik'te ormanlık alanlar oldukça kısıtlı ve var olan seyrek yapılı ormanlar da ancak kuzeye doğru ilerledikçe görülebiliyor. Bu ormanları sarıçam, kayın, meşe, dağ kavağı, gürgen, fındık, kiraz, erik, ıhlamur ağaçları gibi türler oluşturuyor. Hafik yöresi bitki örtüsü hakkında yapılan araştırmalar sonucu 59 bitki ailesine mensup 215 cins bitki türü tespit edilmiş ve kayıt altına alınmış. Bunlardan 99 tanesinin Türkiye'ye has endemik bitkiler olduğu ortaya çıkmış. Evet, şimdi çok ilginç, çok güzel bir noktaya geldik. Hafik'te dolaşırken ve coğrafyaya dikkatle bakarken hep şunu gördük. Su, Hafik'in yumuşak karakterli kayalarının içerisine giriyor. Orada kendisine dehlizler oluşturuyor. Hatta büyük salonlar meydana getiriyor belki de yerin altında. Sonra bu yumuşak karakterli kayalar tavanın ağırlığını taşıyamıyorlar ve yapı çöküyor. Biraz önce de gördüğümüz o ilginç yapılar, dolinler, karstik çukurlar ve beraberinde küçük küçük göller meydana geliyor. Ve tabii ki birçok vadi. Ancak şimdi sıra yeryüzünde. Yeryüzü suyun egemenliğine işte burada son veriyor. Ve diyor ki bundan sonra benim dediğimi yapacaksın. İşte buradan aşağıya düşeceksin ve aşağıdaki su yoluyla Kızılırmak'a katılacaksın. Gördüğüm en güzel şelalelerden bir tanesi. Dipsiz kuyu şelalesi. Yeryüzü gözümüze sanki hiç değişmezmiş gibi görünür. Oysa doğada en hızlı değişen odur. Kıvrılır, esner, sıkışır,
ve hatta yaşlı bir çam ağacı gibi devrilir olduğu yere. Üzerinden su geçer, rüzgar geçer, zaman geçer. Sonunda kimi kez öyle bir şekil alır ki Kapadokya olur, Köprülü Kanyon ve Pamukkale olur. Beni Tuzhisar'a çeken küçük çaplı da olsa işte böyle bir doğa harikası. İlginç bir doğa oluşumu hikayesi duydum ve bu hikayenin peşine takılarak Tuzhisar'a kadar geldim. Kayaların doğanın çetin şartlarına karşı verdiği savaşı kazanması hikayesi bu. Kolay değil. 40 metre yüksekliğinde, 2 metre eninde adeta sur gibi yükselen bir kaya bloğu. Aslında bu bir katman. Ancak yeryüzü hareketleriyle yan yatmış bir kütle. Arasında sert bir katman var. İki yanındaki kaya yapısı oldukça yumuşak. Su ve rüzgarla aşınmış gitmiş. İşte geriye böyle ilginç bir kaya kalmış. Ama her şey bununla bitmiyor. Başka şeyler de var. Hatırlarsınız, Düz Yayla'da fil fosilinin bulunduğu alanda dolaşmış ama bir tane bile fosil bulamamıştım. Çünkü orada fosil yapıları oldukça dağınık, belki de toprağın derinliklerindeydi. Ama burada, şu anda üzerinde durduğum kayada yüzlerce midye kabuğu ve istiridye kabuğu bir arada duruyor. Burada fosilleri buldum. Ancak dikkatimi çeken başka bir şey daha var. Bu taş parçası yukarıdaki kaya yapılarına çok benziyor. Eğer öyleyse yukarıda bir sahilin izleri dik vaziyette, içerisindeki milyonlarca fosille birlikte belki de beni bekliyor. Denizin derinliklerinde sürüp giden yaşamın izlerini Hafik'te yüksek bir yaylanın yıpranmış kayalıklarının içinde bulmak. Bunu öğrenmek için sadece birkaç yüz metre yürümem gerekiyor. Karşımda dimdik duran kayalıklara dokunmak ve çatlaklarında tanıdık şekiller bulmak için hemen harekete geçmeliyim. Kayaya dikkatle baktım ama ne bir canlı izi, ne istiridye kabukları, ne de başka formlar, canlı formları görünmüyor. Bu da şunu gösteriyor. Az önce bulduğum fosiller yukarıdaki katmanlardan aşağıya yuvarlanarak gelmiş ve bu katmanla o katman arasında çok çok büyük zaman dilimleri var. Yani orada yaşayan deniz canlıları var, izler bırakmışlar, canlılık. Hayat sürüyor ama burada henüz canlılık yok. Burası büyük bir ihtimalle kil, tabakaları, taş, çamur hepsi bir araya gelmiş ve sıkışmış bu tabakayı oluşturmuş. Ancak bunun bu şekilde burada var olması bile çok hoş. Hafik sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerini henüz onları görmeye gelecek gezginler ve meraklılarla olması gerektiği ölçüde paylaşmamış. Sivas gibi önemli bir kentin turizm beldesi haline gelmek Hafiklilerin elinde. Biraz çaba ve var olanların doğru kullanılması halinde birkaç yıl içinde daha farklı bir Hafik ile karşılaşmamamız için hiçbir neden yok. Ayak izlerimiz Hafik'teydi. Tarihi çok zengin olan bu ilçenin pek fazla bilinmeyen doğal güzelliklerinin izini sürdük beraberce. Başka izlerin peşinde tekrar buluşalım. Hoşça kalın.